Sadana, hatta biz 2 gün değil 365 gün sadana, her gün ömür boyunca ne kadar zihni daha rafine, daha odaklı ki sayesinde benliği, varoluşu daha derin içten bir idrakla görebilirim. Bunun için çalışmaya ne zamana kadar devam etmeliyim? Ne kadar devam etmeliyim? Bu soruların cevabı için aslında 365 gün sadana. Çünkü her gün ne zamana kadar, ölene kadar, ne zamana kadar bu beden ve zihinde biri olarak kendimi biliyorsam son ana kadar da yaşamın anlamında bulma ve yaşamı nasıl kuracağımın da sorumluluğunu alma benle ilgili. Sadana ömürlük bir yolculuk. Bu buluşmalarda bunun için hepimize ilham, motivasyon olması adına kendi alanımıza, kendi gözlerimize her sabah tekrar tekrar sahip olduğum iradeyle nasıl eylemde bulunacağıma dair farkındalık, uyanıklık, dikkatle yaşama geçmek için hep hatırlatıcı, hatırlatıcı, hatırlatıcı. Bunu hep tekrarlıyoruz. Birbirimize hatırlatmak, hatırlamak için buradayız ve varız. Lojong sloganları da bize hatırlatıcılardı. Zihin için egzersizler diye çevirmiştik. Zihne ektiğimiz birer tohum gibi. Orada üzerine koyduğum zaman suyu, gübreyi, sonra o tohum dışarıda bir davranış, eylem, hareket olarak kendisini değişim hayatında bir yeni farkındalık olarak gösterebilir. Bu niyetle de 30. slogana kadar geldik. 30. slogana geçmeden önce 29'u son sohbette atlamıştık. Bugün konuşacağız. Aslında biraz tekrarlamaya başlıyor bazı cümleleri ve bize tekrarlaması da yine daha derin hatırlatma niyeti. Bunun yanı sıra arka arkaya da 3 tane yeni sloganımız var. Ve hepsi yine birbiriyle ilişkili olduğu için birlikte bugün konuşacağız. Önce atladığımız slogan şunu söyleyecek. Bize daha önce de ilk bu başlarken söylediğimizin benzeri. Diyor ki aslında zehirli besinleri bırak. Sloganın kendisi bu. Zehirli besinleri bırak. Ama söylediği anlam olarak şu. Yemek bizi besleyen bir şey. Sağlıklı bir şey. Herkes yemek yemek ister. Ama yediği yemekle de zehirlenebilir. Bu da enteresan bir şey. Seni besleyen şey nasıl oluyor da birden zehre dönüşüyor? Kokuşmuşsa, bozulmuşsa değil mi? İçerisinde aslında o besinin kendisi bana ters etki veren bir şeye dönüşebilir. O zaman bunu bize zihinsel, manevi ya da fayda olacak besinler için söyleyecek. Şu an okuduğun belki bir lojong sloganı ya da meditasyonun kendisi bile. Manevi veya zihinsel seni besleyen besinler de yaklaşımın kimlik, kibir veya egoyla o yaklaşımla olduğu noktada zehirlemeye başlayabilir seni. Özetle şunu söylüyor, o yüzden bunu daha önce demişti. Manevi çalışmalar da bir noktada ego besleyen bir araca dönüşebilir. Kimlik öyle bıçak sırtı bir şey ki en faydalı, en hikmetli, en hakikatli şeyi bile tam tersine, aksine kendini daha törpüleyen, yalıtan, yıkayan, temizleyene değil, kirleten bir şeye de dönüştürebilir. Bu yüzden dikkatli olun. Hepimize bunu söylüyor. Yediğiniz besin zehre dönüşmesin. Zehrinize dönüşme ihtimali olabilir. Demişti ki ötekiyle kurduğun mesafeye bak mesela. Başkalarının hatalarını göstererek, yargılayarak kendine değer mi kazanıyorsun? Başkalarının hatalarıyla kendini kurmayı bırak. Önceki sloganlardan bir tanesi mesela. Evet, şu an hepimizin bunu bilmesi, konuşması. Ama günü gelip, yeri gelip başka birini de tam da bu sloganla da yargıya ve kendimi de oradan yine kurmaya da dönüşebilir. Değil mi? Her şey böyle bir daha dalga dalga bir üst katmanına çıkabiliyor.
ne kadar daha farkındalıklı, ne kadar daha olgun, ne kadar daha anlayışlı biri oldum dediğim yerde aslında farkındalıklı, olgun ve anlayışlı değilim elbette. Kibirli bir noktaya gidebilir. Bize hatırlatmaya çalıştığı her ne yapıyorsam yaptığım şey benle ilgili. Her ne yapıyorsam yaptığım şeye dair her zaman keskin, uyanık bir dikkat hali. Her an benlik olma haline, sahiplenme haline, kendini kurma haline götürebilir. Hangi araç olursa olsun eline geçen. Ve sahip olmak içeride insanın bir nevi o benim, benim, benim bize de yine hatırlatmaya çalıştı. Ben ve benim bu kelimeler kurmaya çok meyilli bir yer var. Onun adı zaten Sanskrit Ahamkara. Ben yapıyorum demek aslında. Ego diye Latin, ben diye çevirdiğimiz şey. Sanskrit dili onu yapıyorumu üzerinden aldığım iyilik, mülkiyet diye çevirmiş. Neye? Kendinizi yaptığınızı düşünüyorsanız oradan da sahiplik kurmaya başlıyor zihin. Ben yapıyorsam bu benimdir. Ben yapıyorsam bu sonuç benimdir. Ben iyi niyetli biriysem, yani buradan iyi niyet veya iyilik veya anlayış neyse ben bunu yapıyorum. Bunu yapan olarak ben olduğumda da kendim artık bu iyilik ya da neyse o olumlu sıfatlar buna sahip olan biriyim. Yine sahiplik. Aslında bütün bunların arkasında da çok daha ince, çok daha sinsi belki bize de hatırlatmaya çalışması. Her ne olursa olsun yediğim yemek zehire dönüşebilir. Baktığım farkındalık, kullandığım amaç ve dikkat bu niyete daha keskin olmasını bize hatırlatıyor. Sonra 30'u bu kadar tahmin edilebilir olma diyerek bize söyledi. Geçen sohbet bunu konuştuk. 31, 32 ve 33. slogan arka arkaya 3 slogan hep başkaları 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 diyerek bir şeyleri hatırlatacak. O başkaları üçü de bu başlıkla geldiği için bir arada konuşabiliriz. Çünkü başkalarıyla hep uğraşmaya çok meyilliyiz. O yüzden zehirli besinleri bırak derken bile başkalarından yine kendini ne kadar daha üstün veya öte görme meyiline geliş arkasında saklıydı. 31 şunu söylüyor. Başkaları hakkında kötü konuşma, kötüleyip durma. Bu yine o önceden konuştuğumuz başkalarının hatalarıyla kendini kurma gibi yorumlanabilir. 32 başkalarını zayıflıklarıyla vurmayı bekleme. Bu yeni bir şey. Bu bize biraz yeni bir şey. Başkaları hakkında kötü konuşup durma. Evet, hata gören sürekli bir göz, şikayetçi sürekli bir göz. Çünkü parmak gösteren sürekli bir el, kendi bu gözü görmeyen, kendi bulunduğu yerden aslında bu görüntüyü kuran, anlamlandıran, mana veren olduğunu görmeyen daha şuur belki kaybında bir göz. Diğeri ise başkaları hakkında zayıf noktalarını bulup bunu kullanma. Bu daha derin farklı bir şey söylüyor. Bir yerde belki diyebilir ki böyle ne denir? Bir zayıflık ya da bir insanda herhangi bir şekilde söyleyeceğin bir cümle var. Ama onu tuttu, 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 bekletip, bekletip, bekletip en kritik anda, onun için en savunmasız olduğu anda masaya çıkartıyorsa burada hoş olmayan bir şeyler var. Bize bunu hatırlatmaya çalışıyor. Hangi zihin bir hata, bir yanlış gördüğünde onu o anda ifade etmez de içine alıp bekletir. Sonra da zayıflık kelime olarak bunu kullandıysa bir tartışma anında ya da bir zor durumda karşı tarafın aslında savunmasının daha düşük olduğu bir durumda onu çıkartıp
masaya koyar ya da karşısına sunar. Nasıl bir zihin böyle bir şey yapar? Hepimiz için soru olsun. Ya da birisi size bunu yaptığında siz böyle bir zihin için nasıl düşünürsünüz? Burada yine aynı şekilde çok daha adı belki evet sinsi gibi bir kelime gelebilir ama kendi gücünü, kendi varlığını, karşı tarafın zayıflığını bulup onu çıkarına göre kullanabileceği zamana bekletip sonra masaya yatıran bir bakış açısı veya niyet çok temiz bir niyet değil, cesur bir niyet değil, önemli olan dürüst bir niyet değil. Bu yüzden bize şunu söylüyor, nereden eğer böyle bir mail varsa yapmaya meylettiğimiz davranış, küçük de olsa yer yer, bunu fark ettiğinde aslında kendi zayıflığınla yüzleşiyorsun. Bunu kendine hatırlat. Kendi zayıflığınla yüzleşiyorsun ya da kendi korkaklığınla yüzleşiyorsun. Niçin daha güçlü olduğu karşı tarafın bir noktada onu ifade etmedin de tam da şimdi şu anda burada bunu söylüyorsun. Ve o zaman elbette ki gelen cümle bunu bu kadar zaman içinde mi tuttun yani diye gelen karşıdan bir bakış şunu ifade etmeye çalışmaz mı? Bu dürüstlük mü? Bu cesaret mi? Diye karşı tarafa bir soru sormak istemez mi? Ya da kendine yapıldığı anlarda aynı şeyi karşı tarafa sorgulamaz mı insan? Ve kişi böyle bir hale düşüşünü yine kendi kimliğini veya oradaki o zayıflığını örtbas etmek, başka bir yerden kendini korumaya, kurmaya çalışmak. Bunlar hepimize şunu demeye çalışıyor ama daha derin. Bunlar daha sizi güçlü kılmıyor. Bunlar sizi daha korumuyor. Aksine, tam tersi. Daha büyük yaralar açıyor. Daha büyük zaaflar yaratıyor. Daha büyük zayıflıklar getiriyor. Bu yüzden bize hatırlatmaya çalışıyor. Başkalarının zayıflıklarını gördüysen içinde tutup da zor zamanında karşısına sunma. Bu bir dürüstlük, cesaret örneği değil. Aksine zayıflık ve kaçak oynama. Bu nedenle hepimize İngilizce çevirirsek aslında sloganı çalılıklar ardında saklanıp bekleme diye çevirisi aslında. Zayıflıkları karşısına zor zamanda koyma deyişimiz. Yürürken bir insan çalılıkların arkasına saklanıp tam o geldiğinde ayağından yakalayıp tutmak gibi bir şey. Gayet kaçak oynama. Gizlenip de sonra o gizlendiğin yerden onu yakalamaya çalışma. Gizleyip de o cümleleri içinde tam onu en azından zor duruma sokacağını bildiğin yerde önüne sunma. Bu ne dürüstlük, ne cesaret, ne gerçek bir yüzleşme. Daha çok ben kazandım demekten başka bir şey değil. Ve kazanan yok. Böyle bir durumda kazanan olamaz. Karşılıklı aslında en başta da bunu yapmaya çalışan kişi kendisini sürekli pusuya düşürmeye meylediyor. Bize hatırlattığı bugün için böylesi bir slogan. Sonra diğeri yine tekrarlanmış bu üçlü başkaları hakkında kötü konuşma, kötüleyip durma, başkalarının yarasını görüp sürekli onu işaretleme, şikayetleme deyişiyle çuvaldız ve iğne örneğimiz gibi ya da başkalarının zayıflıklarıyla vurmayı bekleme, çalılar ardına gizlenip de tam geldiğinden ayağından yakalayıp düşürmeye çalışma. Ve 33 de diyecek ki başkalarını küçük düşürme. Aslında küçük düşürmeyi bir yorum olarak belki söylemek daha doğru. Çünkü tam sloganı çevirirsek daha derin başka şeyler de söylüyor görebiliriz. Olayları acı veren bir noktaya getirme. Durumları ve olayları kaçınılmaz aslında daha sürtüşme yaratan, daha çekişme yaratan, içte daha gerilim yaratan bir noktaya getirme.
İnsan bunu bile bile getirir mi? Elbet. Sorsan kimseye bile bile getirdiğini söylemez. Sorsan kimse hesap kitap yapıp da zayıflığını kurup da aklıma atıp da sonra masaya koyarım bekledim diye kendini gayet böyle kötü niyetli bir yerden tanımlamaz. Ama bunların hepsi bu yüzden bir slogan, tohum, zihne attığımız. Çünkü bilinçaltının nasıl çalıştığını kendi bile insan kendine fark edemiyor, göremiyor. Bunu kendi kendimizi aynalayarak görebilmek için bilinçli zihin şu anda olduğumuz hal ve yer gibi ve bilinci daha keskinleştirerek meditasyonla yapmaya çalıştığımız an gibi o zaman bu bilinçaltının daha derin karanlıklarına dalıp var mı böyle bir şey diye bakma gayretimiz. Bu yüzden şu anlar aslında o daha güdüsel gelen davranışlarımızı, paternlerimizi değiştirmek için bir fırsat ve şans. Bu yüzden bilinçli zihne ve meditasyona ve bu ana ihtiyacımız var. Uyanıklıkta sabah saatleri ki bunu temsil ediyor. Dikkatin daha keskin, açık uyanık olduğu anlara. Ve o zaman o güdüsel gelen anları daha farkına varıp dönüştürmeye gayret edebilirim. En azından onun orada bir şikayet olduğunu, onun orada zayıflıkla birisini belden aşağı belki vurma eylemi olduğunu, belki arkasından sürekli çekiştirme olduğunu, bunu masum gibi görürken ve olaylara acı veren bir noktaya getirme, acıyı hiç kimse bile isteye getirmez zaten. Ama yaptığım eylemlerimle kendi kendime acıyı nasıl yoğurup, kendi kendime asıl nasıl davetiye çıkarttığımı da daha keskin fark etme şansım olabilir. Bize başkalarını küçük düşürme gibi bir yerden söylediği elbet başka bir sürü davranış biçimi de olabilir. Acı veren bir noktaya getirmek dediğimizde. Acı hissettiğinde insan eğer dar bir kalıpta ve kimlikte ise karşı tarafa da acı verme güdüsü olabiliyor. En hayvani, en ilkel, en güdüsel yerden. Birisi sizin cimcirdiğinde, diyelim ki cimciklediğinde siz de gidip onu cimcikleyesiniz gelebiliyor. Ama acı Sanskrit dilinde dukkha diye bir kelime. Dur, dar, sıkışık, ka, alan, gökyüzü. Dar alanlara sıkışmak demek, sürtüşme demek. İki duvar olsun, iki taraftan sıkı sıkı, gitgide daralıyor, küçülüyor. Acıyı böyle buna benzetmiş bu dil. Ve o daraldıkça daha fazla sıkışıyorsun. Dolayısıyla acının artışı aslında kendini daha dar ve küçük bir benlik ve kimliğe hapsetmekle kendini ortaya koyduğunu söyleyen bir yaklaşım. Ne kadar ben diyerek alanını bu kadar çizersen o kadar düşmanın olur. O kadar seni sıkıştıracak birileri olur. Çünkü herkes senden başka ve senden başka olan sana karşı olma ihtimalini de taşır içinde. Senden başka olmayan bir şey seni sıkıştıramaz zaten. Çünkü sen de olsun, o da sen. Benliği ne kadar dar alanlara, kalıplara sokuyor, sıkıştırıyorsan, ben eşittir diyerek nokta nokta, o üç noktamı dır diye kesin noktalı tamamlıyor, tanımlıyorsan, o kadar başka bir şey olma ihtimalim yok ve o kadar da ben olmayanları da var ediyor ve yaratıyorum. Eğer hangi diyelim ki öğretmen olarak kendimi tanımladıysam, öğretmen olmama ihtimalindeki her şey benden başka. Öğrenci olmama ihtimalindeki her şey benden başka. Anne, anneliği tehdide sokan her şey dışarıda, onların hepsi birer öteki. Misal, sıfatlarımız, kendime koyduğumuz isimlerimiz, kendimize verdiğimiz tanımlarımız bir taraftan o benliği bizi açıklarken öte yandan ve daha derinden bizi daraltıyor ve sıkıştırıyor. Bunu fark edelim. Ve acı dediğimiz yerleri daha çok o koyduğumuz tanımların kaybolma ihtimalini gördüğümüz yerde çekiyoruz. Geçen sohbette yine geçen dvesha, itme, hoşlanmama, korkma gibi ya da zayıflığıyla bir insanı vurma aynı şekilde o kimlik ve benlik tanımını koruma meyli güdüsü. Halbuki
Bundan ibaret misin gerçekten? Bu kadar mı? Bu musun? Bu ortadan kalksa yok musun? İnsana kendine meydan okumasını sağlayan sorular bunlar. Sloganlar, zihin egzersizleri, meditasyon, zihnin bu kalıplarıyla kimliği, benliği, zihnin bu tanımlarıyla acıyı ve hazzı kurduğumuzu bize yeniden hatırlatmaya çalışıyor. Başkaları, başkaları, başkaları diye üç tane slogan arka arkaya geldi. Başkaları, başkaları, başkaları. Parmağını gösterip sürekli sallayarak dışarıda dolaştığım sürece görmeyeceğim o parmağın kimin olduğunu, bu elin kimin olduğunu. O kadar buraya körleştiğim yerde de düşüp şaşma, daralma ve sıkışma daha muhtemel, çok muhtemel. Başka bir bakış açısı, yine hatırlamaya çalıştığımız, önceden de bize söylediğim, başka bir bakış açısı ki benlikle ilgili başka bir bakış açısı, olmakla ilgili bir bakış açısı, var olmak, yaşamakla ilgili başka bir bakış açısı. İlla ki öteki dediğim yerden tanımım neyse o ben bundan ibaret olmayabilir. Başka bir alan, tanım, belki içerisine girebilecek bir genişlik şansı olabilir. Kaybetme dediğin yer mutlak bir kaybediş olmayabilir. Kaybetmeyi ve kazanmayı neye göre tanımlıyorsun? Kendine göre. Bildiğin bir referans noktasından. Başka bir noktadan baksa, ki baktığımızda başkasına kaybetme gibi görünen bazen başka dışarıdan bakan görebiliyor. Başka şeyleri kazanmak. Her bir göreceli bir referans, her bir göreceli kavram. İyi, kötü, güzel, çirkin, başarı, başarısızlık, kaybetmek, kazanmak hepsi göreceli. Bakışın göreceli. Elini koyduğun yer bir referans noktası, görece yaratıyor. Bu yüzden şimdilik, şu anda, bu bakışta, belki bu kadar olsa bile mutlak olmadığını hatırlatmaya çalışma, o dar alanlarda sıkışma ihtimalimizi birazcık daha rahatlatma, dolayısıyla acılarımızdan bizi özgürleştirme şansı sunabilir. Bu sohbetlerden bir tanesinde bir soru geldi sonra. Dedi ki, bir haksızlık var gördüğüm, gerçekten bir haksızlık. Hani hatalarını başkalarının göstermeyelim, kötü konuşmayalım, zayıflıklarını işaret etmeyelim ama yaptığı işte hukuki yollarla bakarsanız bir sürü insanı kandıracak sahte diplomayla bir eğitim vermiyor. Bu bir hata değil mi? Şimdi gösterilmesin mi? Hata fiziki olarak gözüme şu an burada gördüğümde bu parçalar arasında hata ve yanlış. Yanlış veya hata bu kavramların mutlak ortadan kalktığı yerde bir kimlik zaten olmayacak. Ha, bu konuşmalarla kuş bakışı yerde hiçbir şeyin iyi kötü olmadığı. Bu ilahi bir yerden bir bakış. Şu an ilahi bir yerde değilim. Bir yerdeyim. Bunu kabul ederek. Ama bu gördüğüm yerden bu görüntü başka şeylere de vesile olabilir. Öte yandan bu ihtimali de tüm potansiyel bakış açılarıyla düşünürsen mevcut, mümkün. Sadece önemli olan şu. Bir yanlış gördüm. Bu yanlışı da gören bir gözden. Evet, bu da bir sorumluluk. O zaman gösterme gerekebilir. Ama gösterirken bu yanlışın kendisi seni yakıyor mu içeride? Burası önemli olan. Seni içeride yakıyor ve dar alanlara sıkıştırıyor mu? Yoksa yanlışa sadece yanlış diyerek, gerekli eylemi yapıp göstererek orada hiçbir rüzgar içinde yaşamadan da geçip gidebiliyor musun? Bu genelde verilen sık örnek. Bir çocuk bir hata yaptığında ona hata diye tanımlayan bir bakıştadır. Bir ebeveyn ya da dışarıdan başka bir yetişkin. Ve bunu söylemen görüyorsan gerekebilir. Çünkü orada bir gözsün bunu gören ve biri olarak bir gözsün. O zaman bu bir hata. Ama onun kendisiyle öfke krizlerine girer misin? Geceleri uykusuz kalır mısın? Sabahtan akşama kadar dövünür müsün içinde aylarca? 3 ay önce o çocuk o lollipopu nasıl da yere düşürdü, dondurmayı nasıl da yere düşürdü diye ağlar mısın? Değil mi? Komik gelir şu an bunu söylediğimizde de. Çünkü
Hatayı gördüğünde hatayı gören hatayı söyler ama bu kadar. Bu sana hiçbir şey yapmaz. Varlığına hiçbir dalga ve rüzgar yaratmaz. Çünkü bize biraz bunları hatırlatmaya çalışan bir rüzgar yaratıyorsa bu benle ilgili bir şey. Bir sıkışma yaratıyorsa bu durum benle ilgili bir şey. Bunun bende yarattığı tanımlar, atıflar, içeride dokunduğu yerlerle ilgili bir şey. Başkaları hakkında kötü konuşma. Bir başka slogan bugün içinde. Birisinin yanlışı, o yanlışsa yanlışına yanlış demeyeyim mi? Yanlışa yanlış demekle kötü konuşma cümlesinin içinde. Oradan neden rahatsız olduğunu, yanlışı söylemek başka, onunla içinde cehennemler yaratmak başka. Bu rahatsızlığın kendisi belki sana bir şeyleri hatırlattığı için, çocukluktan, kendinle ilgili, başka bir şeyle ilgili, bir korkunla ilgili. Niçin o kişinin o davranışı sadece yanlış değil de sana acı sebebi? İkisi ayrı şey. Yanlışın tanımı, hatanın tanımıyla ondan dolayı sıkışmak, daralmak, acıya düşmek, içeride rüzgarlarla boğuşmak, fırtınalarda kaybolmak ayrı şey. Bize o nedenle öfkelenebilirsiniz ama öfkelenmeden öfkelenebilir misiniz diye sorar başka bir kitap. Öfkelenmeden öfkelenebilen o çocuğa verdiğin yanlış demen gibidir. Biter. Saniyesinde biter. Unutursun gider. Döndüğünde arkanı yeni bir ağaç, çiçek açan, başka bir çocuk yürüyen, yukarıda güneş. Bu kadar. Ama ki o yüzden bir zayıflık, bir hatayı gördün ve tuttuysan ve tuttuysan ve tuttuysan sonra da onu çıkartış biçimin nasıl olur? Kendini nasıl aslında o diken içeride seni en çok kanatmaya devam eder? Karşı tarafı en çok kanatma gayreti, daha çok kendimizin içten en çok kanadığımız yerlerimiz. Bu yüzden karşı tarafı en çok vurmaya çalışmalarımız, kendimiz içeriden ne kadar zayıf ve küçük olduğumuzu hissettiğimiz yerlerimiz. Ama bu yaşamak bundan ibaret değil, bu kadar değil. Bu yüzden acılarından dilerim herkes özgürleşsin diye bu metinler başlarken bir duayla, niyetle başlıyor. Ve tek vaadi, tek vaadi insanlara huzur, barış diye bir şey varsa kendi yarattığı yanılsamalı o dar alanlarından ve körlüklerinden çıkartmak. Çünkü acılarını herkes kendisi yaratıyor. Üzgünüm, belki üzgün değilim, bilmiyorum bu cümle herkesin kucağına düşünce. Ama öyle. Bu yüzden de bir taraftan da mutluluk verici, mutluyum. Çünkü özgürleşme ve acıdan çıkma şansımız var. Bir şeyleri yapan birileri yok. Parmak gösterdiği sürece dışarıda biri var. Parmağı çektiğim anda gösterilecek bir şey yok. Bu parmağı kaldırıp indirmek benim irademle ilgili bir şey. Üç tane slogan. Başkaları hakkında kötü konuşma ya da kötü konuşuyorsan, içinde yanıyorsan bu cümlelerle daha fırtınaların alevleniyorsa onlara bir bak. Niçin bu rahatsızlık? Neden yanıyorsun? Başkalarının zayıflıklarını biriktirip de zor anlarında önlerine koyma. Kendi zayıflıklarını gör. Aksine bu davranışın altında yatan. Sen nereden bu kadar kendini dar, güçsüz hissediyorsun ki böyle bir teşebbüse geçiyorsun? Ve olayları acı veren bir duruma getirme ya da başkalarını küçük düşürme veya o öteki mesafelerini bu kadar derin kurma, kurduysan fark et. Acının geldiği yerde ötekileri kurduğum yerlerin saklı olduğunu fark etmem için bana hatırlama. Öncesinde de 29 arada kalan sloganımız, tüm bu konuşmalar bile zehirli bir yemeğe dönüşebilir. Bütün bunlara dair bile daha manevi veya zihinsel özgürleşme vaat eden bilgileri de kimlik, kibir kurma yoluna dönüştürme. Bunlara dair de farkındalığın olsun her zaman. Nihayeti veya niyeti belki bir başka kavramla özetleyip bitirelim.
Yoga Sutralar diye bir başka metinden, yoga felsefesinin kitabıdır, önemli. Dürüstlük satya önemli bir ilke olarak hatırlanır. Aslında yoga felsefesinin söylemesine gerek yok. Burada hiçbir yoga ile ilgili kelime duymayan kişi dürüstlük iyidir diye duymadı mı ömründe şimdiye kadar? Bunu kimsenin söylemesine ihtiyacımız yok. Zaten dürüstlük iyidir. Ama dürüstlük gerçekten çok keskin bir bıçak. Kendine karşı özellikle dürüst olmak ve dikkat, farkındalık onun eşlikçisi. Çünkü kendine insan öyle güzel yalanlar söylüyor ki, onları da öyle güzel meşrulaştırabiliyor ki, bu yüzden çok keskin dikkat, uyanıklık gerekiyor. Son cümlemizde Buddha'ya dair bir anekdot olsun. Buddha aydınlandıktan sonra ağacın altından kalkmış, bir bodhi ağacının altında 48 saatlik bir meditasyon sonrası aydınlanmaya vardığı söylenir. Ve yürümeye başlamış. Yürürken onu görmüşler. Hali, davranışı, bakışı öyle başkaymış ki, sen de kimsin? İn misin, cin misin, tanrı mısın, nesin diye sormuşlar. O da demiş ki, ben uyandım demiş. Bu kadar. O yüzden ismi Buddha. Sanskrit dilinde Buddha uyanmış olan demek. Gözünü açmış olan demek. Hepimiz uyanmış olduk. Böylece gece uykumuzdan ve gün boyunca da olacak gündüz uykularımızdan da uyanmış olalım. Hepimize dilerim uyanık bir gün olsun. Herkese sağlık, huzur ve acılarından özgürleşme dileğiyle. Görüşmek üzere.